Çünkü Rusya'nın artık Ukrayna'yı işgale hazırlandığı konuşuluyor iddia edilenler arasında. Peki bu duruma nasıl gelindi? Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa olası senaryoda hem Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO nasıl bir tavır takınır? İşte TV100 Dış Haberler editörü Onur Eren'in analiz haberinde. Dünya endişeli. Uluslararası kamuoyu Rusya-Ukrayna sınırında başlayacak olası bir savaş tehdidine kenetlenmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun bölgedeki varlığından rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Amerika'yı ve NATO'yu bölgedeki gerilimi körüklemekle suçladı. Peki bu duruma nasıl gelindi? Halkın Hizmetkarı Partisi'nden Vladimir Zelenski, 2019 yılında Ukrayna Devlet Başkanı seçildi. Avrupa Birliği ile NATO'ya daha fazla yakınlaştı. Kavganın fitili böylece ateşlenmiş oldu. Ukrayna'nın NATO'ya üye olması gündemde. Eğer bu gerçekleşirse NATO'nun füze savunma sistemlerine ev sahipliği yapacak. Rusya ise bunu kendisine yönelik bir tehdit olarak algılıyor ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Kremlin yönetimi Ukrayna'nın taleplerinin gerçekleşmemesi için batılı ülkelerden yasal garantiler istedi. Taleplerin gerçekleşmesi durumunda meselenin askeri müdahaleyle çözüleceğine işaret etti. Ukrayna sınırına asker yığdı. Amerika ve NATO Rusya'ya karşı teyakkuzda her defasında Ukrayna'nın egemenliğini savunmaya yardım etmeye kararlı olduklarını belirtiyorlar. Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Moskova'ya daha önce görülmemiş ölçekte bir yaptırım uygulayacağız dedi. Fakat Amerikan askerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmayacağını da sözlerine ekledi. Bu durumda Ukrayna tek başına savaşmak zorunda kalabilir. Amerika'nın olası yaptırımları Kremlin yönetimini caydırmak için yeterli olmayabilir. Çünkü Çin gibi güçlü bir aktör, Batı karşısında Rusya'yı destekleyerek ekonomik yaptırımları işlevsiz hale getirebilir. Gerçekten de Rusya, Ukrayna'yı işgal edebilir mi? Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ayrılıkçıların elindeki bölgelere hızla cephane takviyesi yapıldığına dikkat çekti. Konuyla ilgili Moskova'dan açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, tehdit veya işgale karar verdiklerini çağrıştıran ifadeler kullanmadı. Tam tersine herkesi itidalli olmaya davet etti. Tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yaşananları Soğuk Savaş dönemine benzetti. 1962 Küba füze krizine benzer bir duruma yolu açabileceğine değindi. Залпы. Постріл!